Merhaba arkadaşlar. Bugün toplantı yaptığımızda toplantı ekranı ile ilgili bazı ayarlardan bahsedeceğim size. Şimdi normalde biliyorsunuz ki istersek toplantı yapın kısmında kanalımızı daha öncesinde seçtikten sonra toplantı yapın kısmında toplantı planlaya tıklayarak toplantımız önceden de planını yapabiliriz. Ama ben şimdi toplantı yap diyerek toplantımı başlatmak istiyorum. Kameramı kapatıyorum. Şimdi toplantıya tıklıyorum. Şimdi toplantıya bağlandıktan sonra bunu öğrencilere söylenilen ders saatinden birkaç dakika önce yaparak bu çalışmayı yapabiliriz. Burada sırasıyla gidelim isterseniz. Şimdi burada kişiler gözüktü ama gözükmeye de bilir. Bunun için şuradaki ikona tıklayarak kapatabilir ya da tekrardan kişilerimizi göstermek için açabiliriz. Bu ekranı tanıyacak olursak da burada şurada 3 tane nokta olan bir bölüm görüyoruz. Buraya tıkladığımızda katılımcıların sesini açmasına izin verme diye bir seçenek var. Buna tıkladığımız zaman bize açıklamasını yapıyor aslında. Diyor ki katılımcıların sesi açmasına izin verilmesin mi? Dikkat edelim. Biz de izin verme diyerek katılımcılar istediği zaman sese müdahale etmemesini sağlıyoruz. Diğer bir durum. Buradan devam edelim. İstersek kaç öğrenci katılmış? Bununla ilgili fotoğraf çekmeye çalışmak ya da ekran görüntüsünü almak yerine katılımcı listesini indir diyerek dersimize katılan öğrenci sayısını da kaydetme şansımız buradan mevcut. Aynı zamanda izinleri yönetme kısmına tıkladığımızda bazı ayarlar yapabiliyoruz. Nedir bu ayarlar? Şimdi hemen açılıyor. Buradan dersi sadece bizim sunmamızı ve bu Zoom'daki bekleme odası gibi kullanılan lobi seçeneğini aktif hale getirebiliyoruz. Öncelikle lobide beklemeyecek kişiler kimler? Yalnızca ben seçmeliyiz. Bunu niye yapacağız? Sadece ben lobide bekleyemeyeyim ki sadece ben toplantıyı başlatabileyim. Aynı zamanda kimler sunabilir de yalnızca ben olarak seçiyoruz. Diğerlerinin değişimi sizin inisiyatifinizde olan bir durum. Eğer öğrenci derse girip çıktığında ses uyarısı yapılsın istiyorsanız bunun evet olarak kalmasını sağlayabilirsiniz. Katılımcıların sesini açmasına izin verir de bence pasif etmekte fayda var. Tabii ki bu da sizin yine inisiyatifinizde. Kaydet tuşuna basıyorum. Ve bu toplantım için, sadece bu toplantım için bu ayarı yapmış oldum. Çarpıya basarak çıkıyorum. Ve böylece bu toplantıda her toplantıya bu dakikadan sonra katılacak öğrenci lobiye alınacak. Ben kendim öğrenciye derse katacağım. Aynı zamanda bu dersi sadece şu an ben sunabilirim. Başka biri sunamaz. Çarpıya basarak buradan çıkıyorum. Katılımcıları gösterme seçeneği buydu. Görüşmeyi göster seçeneğine tıklayarak chat ekranını açabilirim. Sohbet ekranını açabilirim. Buradan öğrencilere sorular yöneltip onların da bana cevap vermesini sağlayabilirim. Şu anlık chat ekranı ile ilgili başka bir ayarımız mevcut değil. El kaldırma bunu bizler de yapabiliriz. Bunu daha çok öğrenciler yaptığında şu katılımcı listesinin olduğu bölümde öğrencinin yanında çıkan el sembolünden anlayabiliyoruz. Öğrencinin el kaldırıp kaldırmadığını. Diğer eylemler kısmında ise arkadaşlar birkaç tane dikkat etmemiz gereken nokta var. En önemli nokta toplantıyı sonlandır seçeneği. Eğer ki toplantıyı bitirirken şuradaki kapatma seçeneğine tıklarsak toplantıyı sonlandırmamış oluruz. Bu da öğrencilerin toplantıya kendi aralarında devam etmesine sebep olabilir. O sebeple öğrenciler tabii ki de buradan çıkabilir ama öğretmenlerimiz toplantıyı sonlandır diyerek toplantıyı bitirmeli, dersi bitirmeli. İstersek dersimizin kaydını
derse başladığımızda alıyoruz ve Microsoft Teams bize direkt o kanalın içerisinde, yani sınıfımızın dersinin içerisinde bu kaydı öğrencilere sunuyor. Böylece derse katılamayan öğrenciler daha sonradan dersimizi izleyebiliyor. Buradan diğer yapılan, bakıyorum şöyle ayarlarımıza, cihaz ayarlarından kulaklığımızı ya da mikrofonumuzu, kameramızın seçeneklerini ayarlamasını yapabiliriz. Bunlar zaten bir kısmı Zoom üzerinde de aynı olduğu için tekrar söylemeye gerek yok. Toplantı ayrıntılarını göster diyerek hangi dersin içerisinde ya da kanalın içerisinde toplantımızı yaptığımızı görüntüleyebiliyoruz. Toplantı notlarını göster diyerek eğer herhangi bir not almamız gerekiyorsa burada aktif olarak not alabiliyoruz. Paylaşım paneliyle alakalı ise masaüstümüzün tamamının paylaşımını gerçekleştirebiliriz. Bu paylaşım sayesinde öğrencilere tüm masaüstümüzde bulunan dosyaların gösterebiliriz. Ama şuna dikkat etmeliyiz. Masaüstümüzdeki her şeyi öğrenci görebilir. O sebeple de mutlaka öğrencilerin görebileceği, gördüğünde sizin özel olabilecek dosyalarınızı görmeyecek şekilde ayarlamalarınızı yapmalısınız. Bu seçeneği eğer seçeceksiniz. PowerPoint kısmından sadece PowerPoint dosyalarını açabiliyoruz ve göz at seçeneğine tıklayarak bilgisayarımdan karşıya yükle dediğimizde direkt dosyalar, şu sol tarafta gözüken dosyalar kısmına da, aynı zamanda o ekibin içerisindeki dosyalar kısmına da bizim buraya yüklediğimiz PowerPoint dosyasını aktarıyor. Böylece öğrenciler daha sonradan da sınıflarının, yani ekiplerinin içerisine girdiğinde dosyalar bölümünden ders esnasında kullandığınız bu PowerPoint sunusunu görüntüleyebilirler. Eğer kaydedilsin istemiyorsanız direkt masaüstü paylaşımı şeklinde de yapabilirsiniz tabii ki. Eğer daha önceden zaten dosyalara yüklediyseniz ekipler ve kanallara göz at diyerek de dosyaya ulaşabilirsiniz. Bunları birkaç karıştırma sonrasında zaten pratik bir şekilde kullanır hale geleceksiniz. Beyaz tahta uygulamasını açtığımızda ise bir iki sadece ayarlama var. Aslında Zoom'dan çok da bir farkı yok. Burada eğer beyaz tahtayı sadece siz kullanmak istiyorsanız birinci seçeneği, öğrencilerin de beyaz tahtaya istediği ayarlamaları yapmasını istiyorsanız ikinci seçeneği seçerek beyaz tahtayla işbirliği yapına tıklayabilirsiniz. Ama diyelim ki o sırada farkına varamadınız, ayarlarını yapamadınız. Aslında sadece siz kullanmak istiyordunuz beyaz tahtayı. Şuradaki, tekrar göstereyim, şuradaki ayarlar seçeneğimizden diğer katılımcılar düzenleyebilir seçeneğini pasif hale getiriyoruz. Bunu yaptığımızda öğrenciler beyaz tahtaya müdahale edemiyorlar. Eğer matematik dersleri gibi bizim yazdığımız sorulara cevap vermesini istediğimiz anlar geliyor ise tekrar aktif tabii ki edebiliriz. Aynı zamanda beyaz tahtada yaptığımız çalışmaları resmi dışarı aktar diyerek kaydedip öğrencilerle paylaşabiliriz. Şu şekilde fareyi aşağı kaydırdığımda sunuyu durdur diyorum ve görüntümü ilk haline, paylaşımsız haline getiriyorum. Sesimi açma ve kapatma, görüntümü açma ve kapatma tahmin edebileceğiniz üzere. Şu anlık ayarlamalarımız bu kadar. Bunun dışında ekstra öğrenmek istedikleriniz var ise bunları da sorabilirsiniz. Bunlarla ilgili özel bir göstermek istediğim şey olduğunda ben tekrardan videolar çekip kanalımıza yükleyeceğim. Kolay gelsin.